Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz sorduğun hisse VBT yazılım hissesi. Bu hisseyle ilgili önceki analizlerimiz de gayet başarılıydı arkadaşlar. Tespitlerimiz yerindeydi. Şu anda hissenin durumu ne? Arkadaşlar önceki analizlerimize de bakabilirsiniz. Hisse kodunu yazarak kanalda aratabilirsiniz. Şu an arkadaşlar hisse bakın desteğine gelmiş. Desteğe net tepki alımı yapmaya başlamış ve tepki alımı yapıyor. Yapılan olay şu an bu. Yukarıdaki dirençlerin hepsini vereceğim arkadaşlar. Ancak şunu söyleyeyim. Dirençlerinde takılırsa geri gelir. Yani ne demek geri gelir? Aldığınız şu dip noktalardan alanlar için bahsediyorum veya da ortalama düşürüp kara geçmeye yavaş yavaş başlayanlar için söylüyorum. Yani aldığınız karı tekrar geri verebilirsiniz. Aynen şuradaki olduğu gibi. Bakın arkadaşlar şurada ve şurada ve şuralarda olduğu gibi. Aynen burada olduğu gibi. Hatta burada olduğu gibi. Hisse bunu yapıyor zaten. Ne yapıyor? Tepki alımları yapıyor. Sonra tekrar aşağı geliyor. Bu hareketi sürdürüyor. Ve şu anda durum bu arkadaşlar. Sizin burada takip edeceğiniz olay direncini kırıp üzerinde kalıcı olup olamayacağı takılıyorsa ve orada çok oyalanıyorsa bilin ki aşağı doğru gelme potansiyeli var demektir. Yani sıkı takip etmeniz lazım. Hissenizi aldığınız kâra vermemek için mecbur takip edeceksiniz. Şu an az yukarısında direnci var. Ben bunları yazacağım zaten. Ya şu an güzel performans arkadaşlar. Gayet güzel performansla ilgili sıkıntısı yok. Hissede şu an ne var? Yukarıda ama endeks maalesef ki çok iyi değil. Dalgalı. Bir gün eksi bir gün arttı. Yukarıda arkadaşlar hisse kırarsa 23.68 var. 23.68'i kırıp üzerinde kalır ise eğer karşılaşacağı diğer bir direnci 24.31. 24.30 diyelim. Burayı kırması halinde bakın kırması bu iyi senaryo arkadaşlar. Yükselen senaryoda yapacağı hareketleri bunlar. 25-20'si var. Ya buralarda takılırsa bakın aşağı gelirdik. Altını tekrar çiziyorum. Çok söyledim ama öyle arkadaşlar bazen arkadaşlar alıyorlar. Güzel kar da elde ediyorlar. Ama bakıyorlar hala gidecek gidecek ama aşağı gelmiyor başlıyor. Yok bir yerden tekrar dönecek yere gidecek diye ama bir bakıyor ki aldığı karı komple neredeyse vermiş. Yani bir anlamı olmuyor. O yüzden dolayı söylüyorum. Dikkat edin diye. Çünkü önemli yani bunlar arkadaşlar. Ve kırabilirse orayı da kırabilirse şu an için 26-33 hissede beklenebilir. Peki aşağıda neyi var? Aşağıda arkadaşlar aşağıdaki desteklerini tekrardan test edebilir. Bakın bu destek noktaları da önemli. Ne demek önemli? Yani buradan da hatta tepki alımı az az olsa yapabilir. Ama aşağı getirirlerse biraz daha getiriyorlar arkadaşlar maalesef ki. Aşağıda 22.92'si var. 22.92'nin kırılması halinde bir sonraki destek noktası 21.96 ve oranın da kırılması halinde görebileceği bir sonraki destek ki yavaş gelir arkadaşlar böyle olmayacaktır muhtemelen ama 21.23 hissenin bir sonraki desteği de 20.86 arkadaşlar. Daha aşağısı var mı? Evet, daha aşağısı da var. 20.86 kırılırsa daha aşağısı var arkadaşlar. Çizmedim ama bakın. Şuralar var ya maalesef oku bile uzatmadım. Ha şu. Daha kötü yerleri buralar. Ama burada hissenin dipleri arkadaşlar. Yani bu çok kötü senaryoda gerçekleşecek olaylar. Böyle çok şey düşünmemek lazım. Şu arada da dirençleri var. Ben bu aradaki dirençlerini pardon arada da destekleri var arkadaşlar. Kıramazsa tabii direnç olarak karşılaşacak aşağı inerse. Bunlar da buradan da tepki alımı geliyor. Yani ben kötüyü veriyorum arkadaşlar ama siz gene de temkinli olun. Şu an için iyi. Şu an için iyi ama şu an için yapılacak hamle şu. Buradaki tepki alımlarında dirençlerle karşılaştığı zaman dirençleri kıramazsa aldığınız kârı geri vermemek olacak şu an için. Mantıklı hareket bu olacak. Aşağısı var arkadaşlar. Aşağıda kötü yerlere de var. Bilginiz olsun yani. Hissenin dibi falan diye soruyorsanız dibi şu çizdiğim yerler. Hatta daha da altı olabilir. Bu nedir? Bu endeksle ilgili çok ciddi sıkıntılarda gelebileceği noktalardır bu hissenin. O zaman bu hisse zaten buralara gelirse diğer hisseleri de siz düşünün. Onlar da kötü durumdadır illa ki. Evet. Bu hisse için söylediklerimizi yazalım arkadaşlar. Akılda kalıcı olmayacaktır illa ki. Şimdi VBZT için şu görülüyor. Yukarıda 23 68'i var. Kırması gereken bir direnç. Burayı kırması halinde şunu yukarı alayım belki görünmeyebilir. 24 30'u var. Buranın da kırılması halinde 25 20'si var ve 26 33'ü var. Aşağıdaki destek noktaları
22.92, 21.96, 21.23 ve 20.86 görebileceği destek noktaları alta gelirse tabii bu kötü senaryoda. Bunun daha altı da var arkadaşlar. Yeter ki inşallah buralara gelmez ama daha altı da var. Şu an için istedi yani şu altları değil de şu an için bizim konuşacağımız olay şu. Yukarıdaki hangi direncinde takılacak ve geri gelecek? Ona bakmamız lazım. Şu an bakılması gereken yer burası. Şurası. Şu an aşağısı değil arkadaşlar. Çünkü aşağısını gelmiş. Şu an tepki alımı yapıyor. Olay bu. Evet. Bu hisse için söyleyeceklerimiz bu kadar. Farklı bir hissede görüşmek üzere. Hoşça kalın.